Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bugüne kadar 1500'ün üzerinde video çektim. Bu videoda elektronikten, komponentlerden bahsetmeyeceğiz. Kendimden bahsedeceğim. Videonun başlığından da görüldüğü gibi yıl 1979, yıl 2023. 5 ay önce ehliyet macerasına başlamıştık. Allah'ın izniyle sınava girdik, kazandık. Nihayet ehliyeti aldık. Yıl 1979, yaş 18 civarlarında. Yıl 1923, yaş 61 civarlarında değil. İkinci ayın 27'sinde Allah nasip ederse 61 yaşına gireceğiz. O yıl başladığım ehliyet macerasına 2023 yılında nihayet son noktayı koydum. Aslında ehliyete o kadar da ihtiyacım yok doğrusu. Benim arabam yok. Çocukların arabası var. Zaman zaman pazara, bakkala falan beni götürüyorlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. 1979'dan 23'e kadar neden ehliyet almadın diye çok soranlar oldu. Aslında bu sürecin mantıklı bir açıklaması var. O açıklamayı yapacağım ve videoma son vereceğim. 1979'da 18 yaşı civarlarındaydım. Köyde her gencin olduğu gibi benim de aklımda, hayalimde ehliyet almak gibi bir durum vardı. Ve hayalimi gerçekleştirmek için ehliyet almaya karar verdim. O yıllarda ehliyeti trafik dairesi veriyordu. Yani özel sektörde değildi. Şöyle kalınca bir kitap vardı. O kitaptan bir şekilde edindim. Kitabı baştan sona kadar ezberledim. Yazılıya girmek için evraklar vesaire hazırladım. Bir hafta sonra yazılı sınavına girecektim. Maalesef o hafta içerisinde köyümüzün gençlerinden birisi kamyon sürerken büyük bir kaza yapmıştı ve feci bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bu duruma bütün köy halkı, tabii ki biz de çok üzülmüştük. O olaydan sonra annem ve babam kesinlikle ehliyet almama izin vermediler. Babam benim ehliyete gireceğim bütün evraklarım falan, kitabım vesaire hepsini yok etti. Ortadan kaldırdı. Daha sonra askere gittim geldim. Birkaç şantiyede görev aldım, çalıştım. Her ne kadar aşçı olarak çalışsam da zaman zaman oradaki kamyoncular, diğer araç sahipleri bana araçlarını sürmem için müsaade ediyorlardı. Yani şoförlük öğrenmem için bana yardımcı oluyorlardı. Bayağı bir kendimi geliştirmiştim ve hazır araç kullanmayı da öğrenmişken tekrardan ehliyet almak için çaba içerisine girdim. Bir şekilde fırsatını bulup ehliyete yazılamadık. Buna benzer birkaç ehliyet alma teşebbüslerimde bazı maddi sorunlardan dolayı, başka sebeplerden dolayı maalesef bugüne kadar geldi. Yani geldik 61 yaşına. Ehliyetimizi dün itibariyle aldık. Sınavımızı geçtik. Allah bütün ehliyet alanlara kaza bela vermesin. Ehliyet maceramız yaklaşık 5 ay sürdü. Çok sık sorulan sorulardan birisi de 61 yaşından sonra ehliyeti ne yapacaksın? Olur ya, yarın çocuklar evlenip ayrılıp gidecekler. Biz de emekli maaşımızdan artırabilirsek, şöyle eski model de olsa bizi taşıyabilecek, pazara, çarşıya götürebilecek bir araç alıp kapının önüne koyabiliriz. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan böyle araçlarla ilgili de videolar gelebilir. Çünkü nasılsa ehliyetimizi aldık. Bir şekilde elime araç geçtikçe araçlardaki değişik durumları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. O videoları, geçmişte çektiğimiz videoları, gelecekte çekeceğimiz videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve kazasız günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.